değerli kardeşlerimiz sorularla islamiyet.com sitemize gelen bir soru şöyle. Allah her şeye kadirdir ismi nasıl müjde olur? Hani insanoğlu dünyada başına gelen bu güzelliklerin zayi olmasını istemiyor. Kendisine verilen nimetlerin alınmasından da rahatsız oluyor. Hatta bunu sadece insanlarda değil hayvanlarda bile görebiliyoruz. Bir hayvan hayatını korumak için nasıl çırpınıyor değil mi? Hatta bırakın hayvanları, bitkilerde bile bunu görebiliyoruz topraktan alınmasından rahatsız oluyor. Oraya yapışıyor, hayatının devam etmesini istiyor. Bakın, insana verilen hayat, insanın yaptığı iyilikler, güzellikler, hayırlar, hasenatlar, yaptığı ameller ve dünyada yaşadığı bütün güzellikler ve özellikler alınsın istemiyor. Yani bunların sürekli kendinde kalmasını ve devam etmesini istiyor. Ama biz bunları yapmaya gücümüz yetmiyor. Ne bunları elde etmeye gücümüz yetiyor, ne bunları devam ettirmeye gücümüz yetiyor. Ama bizim sahibimiz olan Allah bizi bu dünya müsabihanesi'ne gönderen Allah ala kulli şeyin kadir, her şeye gücü yeten, sonsuz kudret sahibi olan bir zattır. Öyleyse ey insanlar, yaptığınız hizmetler, ettiğiniz kulluklar, ibadetler asla boşu boşuna gitmez. Bir mükafat ülkesi var, bir saadet yurdu var, bir mutluluk diyarı var. Orada o, o alemi Allah yarattı ve o alemde sizi tekrar ihya edecek, inşa edecek, tekrar diriltecek ve o alemde sizin yaptığınız her şeyi size tekrar iade edecek. Hem de o aleme uygun bir şekilde. Öyleyse şu fani dünyanın da yok olmasından, yok olacağından, kendinizin de vefat edeceğinizden ve içinde bulunduğunuz dünyanın da yıkılacağından endişe etmeyiniz. Ve hu ala kulli şeyin kadir. O her şeyi kadirdir. Her şey gücü yeter. Sonsuz bir diyarda sonsuz bir hayat yaratacak ve siz de o sonsuz hayatta, sonsuz diyarda, sonsuz olarak yaşamaya devam edeceksiniz. Zira o her şeye kadirdir. İşte bu bu Allahu Teala'nın her şeye kadir olması bizim için gerçekten büyük bir müjde, büyük bir mutluluk ve saadet vesilesidir. Allahu Teala'nın bu güzel isimlerini, bu vasıflarını, bu özellikleri öğrendikçe gerçekten Allah olan imanımız artıyor. Allah kendisini tanıma nasip etsin. Onu tanıdıkça dünyadan alacağımız zevk ve lezzet de artıyor. Bu sefer elimizden bazı şeylerin dünyada gitmesinden rahatsız olmuyoruz. Neden? Yani bunu bir defa veren, yapan bir zat ikinci kez daha kolay yapar. Hani bizim açımızdan düşünecek olursak. E madem bana bu hayatı vermiş, madem bu saadeti, mutluluğu vermiş. Öyleyse başka bir alemde daha güzel surete verecektir. Buna inanıyorum ve bu inançla yaşıyorum. Onun için hem kendim hem etrafımdaki insanlar bundan zevk ve lezzet alıyor. Allah bize bunları hissettirsin. Bu hissiyatımızı yaşattırsın ve diğer insanlar da güzel örnek olarak onları da bunların yansımasına vesile eylesin inşallah.